Bizim kentle karşınızdayız. Türkiye 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçecek ve biz de her zaman olduğu gibi programımızda yerel yönetimlerin sorunlarını ve bu sorunları çözmeye aday olan kişileri ekranınıza taşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Vatan Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Daban. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsterseniz şöyle yapalım. Yani Manisa tabii ki önemli bir kültür mirası, uygarlıkların geçtiği bir nokta. Şehzadeler şehri olarak da anılıyor. Şehrin birçok sorunu var ama siz bu sorunlara çözmeye aday kişisiniz. Ben sizi tanıtmak yerine sizin kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. İsterseniz izleyicilerimiz bir önce sizi bir tanısın sizden. Adım Mustafa Daban. İlkokul, ortaokul, liseyi Antalya'da tamamladım. Daha sonra Denizli'de eski ismiyle öğretmen meslek yüksek okulundayken veteriner fakültesine geçtim. Veteriner fakültesi mezunuyum. Veteriner fakültesinde kısa süreliğine öğretim görevliliği yaptım. Ondan sonra ayrıldım. Serbest klinik olarak çalışıyorum. Bazı belediyelerde, bazı kuruluşlarda danışmanlık yaptım. Emekliyim. Halen de veteriner klinik olarak çalışıyorum. Vatandaşlarla itiyiz. Vatandaşların sorunlarını, dertlerini dinliyoruz, yerinde görüyoruz, tespit ediyoruz. Şimdi önemli bir tarım ve hayvancılık kenti Manisa. Yani sanayisi de tabii ki çok önemli. Sanayiyi belki birazdan işleriz ama tarım alanları neleriyle meşhur? Şöyle bir baktığımız zaman üzüm ve zeytin. Özellikle Akhisar bölgesi zeytiniyle beraber öne çıkmış durumda. Etkili işler yapıyor ama çiftçi malum bu doymuyor. Siz de görüyorsunuz, hepimiz de Evet. görüyoruz ekranlarda. Sizin tarım ve hayvancılığa ilişkin Vatan Partisi'nin Manisa'da yapacakları neler olacak efendim? Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimiz takdirde Vatan Partisi olarak yaptığımız şeyler başta şudur. Bizim hedefimiz Manisa'yı tarımın başkenti yapmaktır. Sanayinin de başkenti yapmaktır tabii ki. Öncelikle Manisa tarımın başkenti olmalıdır. Türkiye'nin üzümünün %85'ini Manisa üretmektedir. 75 bin hektar ekili üzüm bağlarımız vardır. Fakat hiçbir şekilde üzümcülerin belediye ön ayağı olmamaktadır. Bizim ilk işimiz Manisa'da üzüm araştırma merkezini kuracağız. Türkiye'deki çeşitli üzümlük çeşitlerini, verimliliklerini araştıracağız. Manisa'ya getireceğiz. Manisa'da en uyumlu olanı yetiştireceğiz. Ve bunları sadece yetiştirmek değil, yetiştirilen ürünleri nerede pazarlayabiliriz? Hangi sanayi gıda sanayinde, diğer sanayilerde, birçok sanayi kollarında nerelerde kullanabiliriz? Bunu araştıracağız. Örneğin üzümlü kek, üzümlü ekmek, üzümlü bunun gibi birçok örnekleri çoğaltabiliriz. İşte biz burada üzümcünün eli kolu kulağı olmayı hedefliyoruz. Pazar bakımından ele alırsak şimdi Türk üzümü çok önemli bir yere sahip. Özellikle Alaşehir, Evet. Sarıgöl'de çekirdeksiz Evet. üzümde ünlü. Siz pazara yönelik de çiftçinin, üreticinin önünü açacak faaliyetlere girecek misiniz? Evet, muhakkak ki bak zaten bunu söylemek istiyorum. Biz her şeyden önce pazarlamaya, dışarı açılmayı hedefliyoruz. Amaç Sultaniye en çok ihracat ettiğimiz ürünlerden biridir. Biz bunu daha iyi şekilde nasıl ihracat edebiliriz, daha iyi değerlendirebiliriz, halkı hangi ülkelere daha çok pazarlayabiliriz bunları araştıracağız. Şimdi tabii ki üreticilerin belki de pazarda yarışamamasının en büyük nedenlerden birisi girdi maliyetlerinin yüksek olması. Bu Evet. girdi maliyetlerine ilişkin sizin önerileriniz olacak mı? Yani bir hamleleriniz olacak mı? Nasıl bir şey planlıyorsunuz? Şimdi bunlar belediyeyi aşıyor ama belediye bir defa üreticinin yanında olmalı. Belediye olarak üreticinin sürekli önünü aşmalıyız. Bugün bir gemiye, efendim bir balıcı teknesine siz mazotu 1 lira 75 kuruşa verebiliyorsunuz. Uçağa benzini 175 kuruşa verebiliyorsunuz. Gümrüklerde tırlara mazotu 175 kuruşa verebiliyorsunuz. Ama çiftçinin geldiği zaman, traktörün deposuna geldiği zaman ne yapıyorsunuz? 6,5 lira. Bunların önüne geçmemiz lazım. Biz çiftçinin bu yönde girdiler biz ne olabiliriz? Çiftçiye biz rehberlik yapabiliriz, danışmanlık yapabiliriz. O yönde faydalarımız olacaktır. Anladığım kadarıyla bunlar ücretsiz danışmanlık. Evet, ücretsiz danışmanlık olacak.
özellikle Sultaniye üzümlerini öne çıkaracağız. Şaraplık, efendim sofralık üzümleri çok çok öne çıkaracağız. Mesela ben size bir örnek vereceğim. Buyurun. Kıbrıs'ta Vereko denen bir üzüm vardır. Salkımı 5 ile 6 kilo civarındadır. Bunu bu bölgede araştıracağız. Bu bölgeye getireceğiz. Bu bölgede yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu Araplar daha çok işte Silifke, Anamurt'tur, Manavgat'tır, Gazipaşa gibi yerlerde yer kiralamış. Buralarda Araplar üretiyor. Bir salkım yurt içine vermeden olduğu gibi yurt dışına çıkarıyorlar. Bu üzümü buraya getirmemiz ve araştırmamız, buraya adapte etmemiz uygun olacaktır. Efendim Akhisar, Manisa'nın önemli kentlerinden birisi ve evet. zeytiniyle öne çıkıyor. Özellikle yeşil zeytiniyle öne çıkıyor, sofralık evet. zeytiniyle. Zeytinyağında ise çok fazla tanınmıyor. Ama yavaş yavaş çalışmalar da var buna ilişkin. Siz Akhisar'a ilişkin özel planlarınız, programlarınız var mı? Şimdi Akhisar büyük bir kent statüsünde. Türkiye'deki birçok kentten daha büyük bir ilçemizdir. Muhakkak zeytin her zaman öndedir. Şunu söyleyeyim. Manisa'da 20 ile 25 milyon civarında bizim zeytin ağacımız var. Fakat şu ana kadar hiç zeytincilik konusunda bir araştırma yapılmamış. Zeytincilerimiz hep itilmiş. Bizim ikinci bir amacımız Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimiz zaman zeytin araştırma merkezi kuracağız. Dünyadaki, Türkiye'deki, özellikle İspanya'da bodur zeytin var. Birer metre arayla dikilen bodur zeytin var. Buraya adapte etmeyi, burada yetiştirmeyi planlıyoruz. Bunu yetiştirdiğimiz zaman ne yapabiliriz? İşte Manisa'daki zeytin dikili ağacımız 50 milyona çıkarabiliriz. Sadece zeytini üretmekte olmuyor. Bunun pazarlaması, efendim işlenmesi. Bu konuda öncelikle bir araştırma yapmamız gerekiyor. Zeytini dünyaya tanıtmamız lazım. Anadolu'da birçok çocuk var, birçok aile var. Hala zeytinyağının ne olduğunu bilmiyor. Zeytinyağını tatmamış insanlar var. Biz zeytinyağını bütün insanlarımıza, bütün toplumlara tattırmamız gerekiyor. İşte zeytinyağı ve zeytinyağı ürünlerinin hangi gıdalarda ne kadar kullanabiliriz? Kimyasal sanayilerde, diğer sanayilerde, özellikle gıda sanayilerinde nerelerde daha çok kullanırız? Bu konuda bir araştırma yapacağız. 1930'lu yıllarda bu Atatürk'ün zamanında İzmir'de zeytin araştırma merkezi kurulmuştur. Fakat faaliyeti işlememiştir. Biz bunu Manisa'da faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Şimdi efendim normalde Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına ne kadar park yapacaksın, ne kadar yol yapacaksın gibi sorular sorulur ama biz bir de böyle bir tarım konularından girdik. O da ülkenin içinde bulunduğu durum aslında. Bu nedenle tarımdan girdik ve belediyelere de burada gerçekten önemli görevler düşüyor. Türkiye artık meralarını bile kiralamaya başladı. Buna ilişkin biliyoruz ki küçükbaş hayvancılık yetiştiricileri Manisa'da oldukça yaygın bir şekilde var. Keza büyükbaş hayvanlarda ama meralar kiralanıyor. Belediyeler neler yapabilir bu konuda üreticinin, hayvancılıkla uğraşan üreticinin desteklenmesiyle ilgili? Şimdi bir il içerisinde veya bir ilçe içerisinde ve köylerdeki meraların bir yerlere satılmasına biz karşıyız. Efendim illaki mera satılacaksa büyük şehir olarak biz kiralayacağız. Halkımıza ücretsiz olarak küçük ve büyük hayvan yapmasına yardımcı olacağız, sunacağız. Bunun için de ne yapabiliyoruz? Bakın şimdi başta şunu söyleyelim. Bir defa Türkiye'de kesilen, resmi olarak kesilen her hayvanın etinden, fiyatından %1,5. Yine Türkiye'de üretilen ve işletmeye giren her sütün litresinden, fiyatından %1,5 mera geliştirme ve koruma adı altında bir kesinti var. Bu nerelere gidiyor? Kimlere gidiyor? Ortada ne para var ne de merayı koruma diye bir şey var. Sayet bu meralar kiralanacaksa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Büyükşehir olarak biz kiralayacağız. Köylümüzün, vatandaşımızın kullanmasına sunacağız. Çünkü biz köylüyü meradan çıkarırsak, biz köylümüzü köyünde tutamazsak, köylümüz mahallesinde, köyünde hayvan yapamazsa ne yapacak? Siz bu kişiler hayvancılıktan soğutacaksınız. Tarımdan soğutacaksınız. Bu insanları köyünde tutamayacaksınız. Köyünde tutamadığınız zaman insan ne yapacak? Şehre göçecek. Şehrin yapısını bozacak. Şehirler kozmatiği bozacak. Varoş bir kent olacak. Siz modern bir şehri inşa edemezsiniz. Bunun için bizim de hayvancılık konusunda önemli projelerimiz var. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimiz zaman
Manisa'nın coğrafi olarak orta bölgesinde Manisa'ya ait bir halk süt işletme ünitesi kurmayı düşünüyoruz. Ne yapacak bu halk süt efendim? Halk süt ne yapacak? Köylerimizde vatandaşlarla biz ortak çalışacağız. Hep işletmelere bakarsanız devlet büyük işletmelere destek verir. Biz ev altı, küçük ev altı, ağır altı dediğimiz veya küçük işletmeler işte 10 başlık, 20 başlık, 30 başlık küçük işletmelere, Aile işletmelerine yani. aile işletmelerine önem vereceğiz. Bu işletmelerin kontrolünü yapacağız. Ücretsiz danışmanlığını yapacağız. Bu vatandaşlarımızın ürettiği sütü katma değer sağlamak amacıyla alacağız. Bu merkezi yerde yaptığımız süt işleme enstitüsünde işleyeceğiz. İşlediğimiz süt, paketlediğimiz sütü de kreş çocuklarına ve 10 yaşına kadar olan çocuklarımıza ücretsiz vereceğiz. Yine bu işletmede biz önemli şey Manisa'ya özgü, has Manisa'ya özgü doğal yoğurt. Doğal yoğurt bak yapacağız. Çünkü marketlerden aldığınız sütün genellikle şu vardır. Bir, şu kabın içine yoğurdu koyun. Bir yere götürün koyun. 15 gün dursun. Bozulmaz, küflenmez. İşte 2 gün dursun, ekşimez. Ama doğal yoğurt dışarıda kaldığı zaman 24 saat geçmeden ekşir. Ekşir. 2 saat geçmeden küflenmeye başlar. İşte biz bunu Manisa'da pazarlayacağız. Manisa'nın ilçelerinde pazarlayacağız. Daha sonra komşu illerde pazarlayacağız. Bunun örneği var. Türkiye'de çok örnekler Halkın var. sağlıklı Evet, gıdalara evet, erişmesini evet. sağlayacaksınız. Tiresüt buna örnek verilebilir. Güzel Evet, çalışmalar var. İzmir'deki. Takip ediyoruz. Biz de bunu yapmayı düşünüyoruz. Şimdi sanayileşmeyle beraber plansız bir kentleşme, plansız bir ekonomik durum haline geldi ve Manisa'yı da belki bu örnekler arasında koyabiliriz. Güçlü bir sanayisi var, önemli bir sanayisi var. Özellikle ihracata dayalı sanayisi kuvvetli. Ancak kentleşmeye baktığımız zaman ciddi bir plansızlık var. Altyapı sorunları çok fazla. Bir örnek vermek gerekirse, biz buradan sıklıkla Manisa'ya gidip gelen bir ekibiz. Manisa'ya geldiğimizde otopark sorunu yaşıyoruz. Aracımızı koyacak bir yer bulamıyoruz. Buna ilişkin nasıl bir çözüm üreteceksiniz peki Mustafa Bey? Şimdi her şeyden önce Manisa bak sanayinin başkenti olmalı. Neden? Manisa sanayinin başkenti olmalı. Sanayici biz Manisa'ya çıkmalıyız. Ama bakıyoruz her gün sanayiciler iflas etmiş. İşte sanayiciler iş çıkarmış. Fabrika iş çıkarmış. Sorun üstüne sorun yaşıyoruz. Bunları biz çözmemiz gerekiyor. Nedir? Biz sanayiciyle işbirliği içerisinde olmayız. Üreten de işbirliği içinde olmayız. Sanayiciye özellikle suyu oldukça düşük bir fiyata vermeliyiz. Termal sularımızı sanayiciye ücretsiz vermeliyiz. Gıda üreten kişilerimize özellikle ucuza vermeliyiz. Şimdi Manisa şöyle bir yer. İzmir 36 kilometre. Efendim sanayi limon kenti. Limon kenti. Dolayısıyla Manisa tarım ve sanayi merkezi olduğu zaman biz buraya ulaşıma mallarımızı yetiştirdiğimiz malları ulaştırmada bir sıkıntı çekmiyoruz. Onun için diyorum Manisa tarımın başkenti konumuna gelmelidir diyorum. Şimdi Manisa'nın en büyük sorunu bakın Manisa'da 10 kişiden 4,5 kişide 4 veya 5 kişide bir araba var. Bu ne demektir? 10 yıl veya 20 yıl sonunda Manisa'da aşırı derecede bir araç olacağını göstermektedir. Bizim için şunu gösteriyor. Bu sıkıntılar şimdiden yaşamamak için tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekir? Şimdi park yerlerimiz oldukça sınırlı olduğuna göre yeni açılacak yerlerde okulların altı. İşte bu da yasalarımızda mevcut okulların altına. Efendim ayrı bir bölüm olarak, giriş işleri ayrı bir yer olarak. 3 katlı, 4 katlı otopark yaparız, işletmesini yaparız. Aynı anda o okulun giderlerinin yarısını karşılamış oluruz. Yine devlet binalarının altına yeni yapılacak devlet binaların altına. Ayrı bir bölüm olarak 3 katlı, 4 katlı otopark yaparız ve bu devlet binalarının giderlerini belediyenin giderlerine Şöyle bir bilgi var mesela, iki plaza yapıldığı için Manisa'nın trafiği biraz yoğunlaştı deniyor. evet. Katılıyor musunuz ya da bu yüksek katlı binalarla ilgili fikirleriniz neler? Şimdi şöyle bir şey. Manisa'nın, ben Manisa'da şunu görüyorum. %70 imarın bozuk olduğunu görüyorum. Manisa'da sadece şehir yapılanmasını ben Alaşehir'de görebildim. Diğer ilçelerinde ve Manisa'nın merkezinde göremedim. Ana arterler dışarıdan gelen insanlara göre çok güzel görünüyor. Ama içeri girdiğiniz zaman çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Eski yerleşimlerimizde, imar planlarımızda şunu görüyoruz.
işte cadde üzeri, caddelerimiz dar, sokaklarımız dar. Sonra bileşik nizam, binaların bileşik olarak birbirine bitişik olarak yapılmasından dolayı park sorunu daha büyük sorun. İşte biz Manisa'ya geldiğimiz takdirde, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimiz takdirde yeni iner planlarında yapacağımız yok. Bir, ticari alanlarda 0,8, ticari olmayan alanlarda 0,8 imar izni vereceğiz. Bu ne demektir? Sizin 500 metre arsanız var. Evet. Belediye müracaat ettiniz. İşte inşaat ruhsatı alacaksınız. Biz 0,8 dediğimiz zaman şunu anlarız. 0,8 çarpı 500, 400 metrekare. Yani sizin binanızın içerisine 4 katlı bina yapacaksınız. Her biri 100'er metreden 400 metre olacak. Geriye 500 metresi ne olacak? O binanın kullanımına açılacak. İşte ana caddeden 5 metre geri çıktıracağız. Yan arsalardan 3'er metre geri çıktıracağız. Yine bu binanın 4 katlı, her aile düşürdüğümüzde 4 araç olduğunu düşünelim. 2 tane de misafir araç gelirse 6 olacak. Biz bu binadan 6 tane araç park edecek yerimiz çıkacak. Yine bu binanın sahibi bize geldiği zaman iskan raporu istediğini, oturma izni istediği zaman da diyeceğiz ki kendi fidanlıklarımızdan gidin 15 tane fidan alacaksınız. 4 mevsim yapraklı bir ağaç alacaksınız, fidan alacaksınız. Binanızın etrafına dikeceksiniz. Binanın etrafına diktiği zaman ne yapacak? Bu büyüdüğü zaman kişiler, insanlar ağaçların gölgesinde oturabilecekler, rahat üretebilecek. Şehir görünümü değişecek. Şehrin ne olacak? Oksijen üretecek. Bizim amacımız nedir? Doğasıyla, yeşiliyle efendim yaşanabilir, hava solunabilir, suyu içilebilir. Çocukların caddelerde, sokaklarda, parklarda rahatla oynayabildiği, insanların caddelerde rahatla gezebildiği bir Manisa inşa etmeyi istiyoruz. Şimdi siz dediniz ki suyu içilebilir bir Manisa. Evet. Şimdi Ege bölgesi su fakiri bir Evet. bölgemiz. Manisa da bunlardan birisi ve suyu içilmiyor. Yani çeşmeden Evet. açtığımız zaman suyunu içemiyoruz Evet. maalesef. Ve yeraltı sularını içme suyu ve kullanma suyu olarak Evet. kullanıyor. Ciddi bir sorun. Evet. Bu soruna çare üretmek gerek. Sizin çareniz ne? Vatan Partisi'nin çaresi ne? Şimdi Manisa'nın 1088 tane mahalle köyü mevcut. Bütün sular sontaj sularından sağlanıyor. Yeraltı derin kuyulardan sağlanıyor. 2000'den fazla sontaj kuyusu var. Bundan sadece elektrik hesaplarını hesaplarsanız büyük bir rakam eder. Halbuki Manisa'da o kadar imkanlar var ki, baraj yapılacak, gölet yapılacak yerler var ki biz sularımızı buradan karşılamalıyız. Mesela ben size örnek vereyim. Demirci'nin minnetler var. Minnetlerden çıkan bir ırmak ta akar, Göl Marmara'ya kadar akar. Efendim ne yapacağız? Bu derenin önüne biz baraj yapmalıyız. Omurlar Deresi'nin önüne baraj yapmalıyız. Çanşa Deresi'nin önüne baraj yapmalıyız. Selendi Çayı'nın önüne baraj yapmalıyız. Bu taraftan gidersek Demirci tarafında Borlu Çayı'nın üzerine baraj yapmalıyız. Gördes tarafında baraj yapmalıyız. Menemen tarafına gittiğimiz zaman birçok yerde baraj yapılacak yerlerimiz var. İzmir tarafına gelirken birçok baraj yapabileceğimiz yerler var. Ne yapmalıyız? Barajlar kenti yapmalıyız. Göller kenti de yapmalıyız. Buralardan ne yapacağız? Bir tek pompayla sular bir yerde birleştirirsiniz. Fazla bir elektrik masrafı olmadan siz ne yaparsınız? İçme suyunu kullanırsınız. Bir de biz sontaj sularımızda sürekli yeraltı suyunu boşalttığımız için bir müddet sonra 10-15 yıl sonra efendim yeraltılarında boşluklar, sontajların çalıştığı yerlerde boşluk oluşacak. Bu boşluklarda ne yapacak? Oburlar oluşacak. İşte bunu her gün Konya Ovası'nda görüyoruz. Haberlerde izliyoruz. İşte şu kadar derinlikte oburluk oluştu, şu kadar derinlikte obur oluştu diyoruz. Bunun önüne geçmeliyiz. Kesinlikle bunların önüne geçmeliyiz. Efendim şimdi Manisa'da tabii Celal Bayar Üniversitesi var ve ciddi bir öğrenci potansiyeli var. Ancak öğrenciler Manisa'da yaşamak yerine İzmir'i tercih ediyorlar. İzmir'in işte Manisa'ya en yakın ilçesi Bornova. Bornova'da yaşıyorlar. Öğrenciyi Manisa tutamıyor Manisa'da. Evet. Siz öğrenciyi Manisa'da tutabilmek çünkü ciddi bir ekonomik güç anlamına geliyor bu öğrenciler aynı zamanda. Evet. Neler yapacaksınız buna ilişkin? Şimdi Manisa'da 20 bin üzerinde öğrencimiz var. Maalesef şu an öğrencilerimizle ilgili hiçbir çalışma göremiyoruz. Biz bir toplu taşımada biz öğrencilerimize ücret yapacağız. Yani sınırsız ücretsiz değil. Bir öğrenci toplu taşımaya bindi. 3 defa binip 3 defa inmesini biz kesinlikle ücret yapacağız. Günlük yani 6 defa halk arabasına, belediye aracına inmiş binmiş. Şimdi Ücretsiz şöyle bir yapacağız. anlamalıyım. Şimdi 2 lira 25 kuruş diyelim şu an bir 2 lira diyelim öğrencinin Evet.
kartındaki biniş ücreti. 2 lirayı basacak. 3 kez ücretsiz geçebilecek. Evet, Kaç dakika aynen. içerisinde? 24 saat içerisinde 3 kez yani araca inip binecek. O zaman öğrenci günde 3 defa ücretsiz binme hakkına sahip olacak. 1 3 artı defa, 3. evet, 3 defa yani 1 artı değil. İnni bindisinde birlikte 6 kez araca binmiş olacak. 6 kez. Evet, 6 kez ücrete binmiş Yani olacak. 2 lira verecek bir Evet. günde. 6. kezden sonra %50 ücret ödeyecek. Yani 2 lira almayacaksınız o zaman da. Evet, %50'sini alacağız. Biz öğrencilerimizin en büyük sorunu ulaşım sorunu. Manisa'nın trafiği. Trafik bir. İkincisi belediye ait yurtlar yok. Yeterli Barınma yurt sorunu yok. yaşıyor yani. Barınma sorunu yaşıyor. Kira fiyatları oldukça yüksek. Bunun için ne yapacağız? Öğrenci pansiyonları açacağız. Öğrencilerin kalabileceği belirli yerler, site halinde kalabileceği yerler açacağız. Gençlik merkezleri yok. Gençlerin takılabileceği, vakit geçirebileceği kültürel faaliyetler yok. İşte bunları biz ne yapmamız önemli olmamız lazım. Öğrencinin eli kolu kulağı olmamız gerekiyor. Siz öğrenciye değer vermezseniz öğrenci çıkar 36 kilometre gider İzmir'de kalır. Sizin de o öğrencinin o bölgeye katma değeri İzmir atmış olur. Şimdi son sorum. Akhisarspor Süper Lig'de izliyoruz. Beğenerek izlediğimiz bir takım. Manisa Spor'u da geçmişte çok duymuştuk. Sizin futbola ilişkin fikirleriniz neler? Bu bir tabii spora ilişkin neler yapacaksınız? Ben Sadece futbol değil. futbolla fazla ilgilenmiyorum. Neden ilgilenmiyorum diye sorarsın Ufuk Bey. Gençliğimde Antalyaspor'la Denizlispor'un bir maçı vardı. Oraya gitmiştim. Denizlispor yenilmişti. Çıkışta bir kavga, bir kavga, bir kavga. Biz dayak yemeden çıktık diye kurtulduk diye düşünüyorduk. Belimize bir sopa geldi. Asmadı kemirdim. O gün de bugün de dedim ki ben spordan soğudum arkadaş. Sadece televizyondan izliyorum. Gitmiyorum. Ama Manisa Spor'u gerçekten izliyorum. Manisa gibi bir yere yakışmayacak yer. İşte televizyondan izliyoruz. Mumlarla çalışıyorlar. Öğrenciler genellikle sporla uğraşan kişiler öğrenciler. Evet. Ama işte görüyorum öğrenciler bununla ders çalışıyor. Efendim Manisa Spor bitmiş. Kaynağı yok. Şimdi siz 2019 yılı için 1 milyar 200 milyon TL bütçe ayırıyorsunuz. Fakat öğrenciye hiç değer vermiyorsunuz. Sporcuya hiç değer vermiyorsunuz. Manisa'da yaklaşık 175 bin civarında lisanslı sporcu var. Ama sporcularla ilgili herhangi bir çalışma yok. Sadece ki sporcu işte kazanmış bir madalya almış. Siz onu kürsüye çıkarıyorsunuz. Boğazına bir madalya takıyorsunuz. Şak 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 yapıyorsunuz. Sporcu her zaman için her aşamada desteklenmeli. Yanında olmalı. Son bir 20 saniye söz vereceğim size. Biz tabii tarımı, sanayiyi, otopark sorununu, kentleşmeyi, sporu konuştuk ama ciddi tarihi özelliklere varlığa sahip, zengin bir varlığı var Manisa'nın. Buna ilişkin neler yapacaksınız? Çok kısa yanıtınızı alayım Şimdi lütfen. şunu söyleyeyim. Bak bir defa Manisa termal sularında çok iddialı bir yer. Dünyada 100. sıradayız. 99. sıradayız termal sular yönünden. Bakın şimdi Afyon Gazıgöl'e gidin. Evet. İstatistiklerine bakın. Gelenler Antalya, Adana, Mersin, Konya, Maraşlı'dır. Biz bu illere gideceğiz. Büro açacağız. Manisa'nın termal sularını tanıtmaya adına büro açacağız. Bakın bizim kentimiz var. 4000 yıllık kentimiz var. Ama harabe vaziyetinde. Efendim bin tepeler. Efendim kral mezarlar. Bizim bölgemizde. Efendim İncil'de geçen 7 kiliseden 3 tanesi Manisa'da. Ama işte Aliyen Kaya. Bunlar hep Manisa'da olmasına. Ciddi bir kültür turizmi Evet. potansiyeline de sahip. Şimdi kale şey Kula'nın Kula. peri bacalarına gittiğiniz zaman sizin Kapadokya'ya gitmenize gerek yok. Zaten orada güzelliği görüyorsunuz. Her şey var. Kula evleri. Evet. Şimdi biz bak turizm buraya çekmek için ne yapacağız biliyor musun? Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde birolar açmalıyız. Günübirlik turlar. Efendim sağlıkla ilgili. Efendim günübirlik geziler. Bin tepelerimiz, kral mezarlarımız, tarihi yerlerimiz gezilebilir, görülebilir. Ne yapar? Buraya gelen insan her biri 100 lira harcadığı zaman bizim ekonomimize katkı sağlayacak. Mustafa Bey teşekkür ediyorum. Size de Ben de teşekkür başarılar ederim. diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Bizim Kent programında bugün
Sayın Mustafa Daban'ı ağırladık. Vatan Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Manisa'nın sorunlarını, çözümlerini masaya yatırdık. 31 Mart'a doğru yine farklı konuk ve konularla birlikte olacağız efendim. Şimdi hoşça kalın.